Türkiye ateş yerine dönmüş. Bunların bir derdi var. İlla başkanlık olacak. Ya olmayacak arkadaş. Tutturmuş illa başkanlık olacak. Ya bak, çiftçinin sorunu var. Sanayicinin sorunu var. Esnafın sorunu var. Memurun sorunu var. Herkesin derdi var. Hapishaneler tıka basa dolu. Mağdur 1 milyon aile var. Ya bunların derdiyle uğraşalım. Gel bunları çözelim. Ekonomiyi düzeltelim. Vallahi destek oluruz. Ekonomiyi düzelt. Getir kardeşim. Ne istiyorsan getir. Hayır, biz onları unuttuk diyorlar. Ne istiyorsunuz? Bizim bir adamımız var. Biz ona başkanlık istiyoruz. İlla o başkan olacak. Niye kardeşim? Niye başkan olacak? E bizim aklımız yok. Sadece onun aklı var. Biz ona üst akıl diyoruz. O bize diyor ki şöyle yapacağız. Başkanlık. Başkanlık rejim tartışmasıdır. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimini değiştiriyorsun. Efendim 1923'te Cumhuriyet ilan ettik. Rejim tartışmaları orada kaldı. Hayır kardeşim. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırırsan rejimi güçlendirmiş hale gelirsin. Cumhuriyeti diktaya dönüştürürsen orada rejim değiştirmiş oluruz. Bunların bir genel başkan yardımcısı var. İsmini vermek istemiyorum. Ama kendisi profesör aynı zamanda. Nasıl bir hoca aklım almadı ama şöyle Anadolu Ajansı'na şu açıklamayı yapıyor. Fethullah Gülen terör örgütüyle ilgili. Haydi biz saftık, bilmiyorduk. Ama sen biliyordun, bana söylüyor. Ama sen biliyordun onların terör örgütü olduğunu. Kılıçdaroğlu yargılanmalı diyor. Sevgili Yasin Aktay, senin önüne, yani senin partinin önüne 2004 yılında 25 Ağustos'unda bir belge koydular. Bu örgüt tehlikeli bir örgüttür dedi. Bu açıklama yapıldı. Bak bunlar himmet paraları topluyorlar dendi. Bugün meclise gelenler de bunu aynen açıklıyorlar. Söyledik tamamını diyorlar. Amma da büyütmüşsünüz demişler. Biz kandırıldık diyor, saftık diyor. Sayın Aktay'a soruyorum. Herkesin gelip kandırdığı bir adam Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetebilir mi? Yarın birilerinin gelip sizi başka türlü kandırma gücü olursa ne yapacağız? Türkiye'yi felakete sürüklerse ne olacağız? 3 tane terör örgütünü zaten siz başımıza bela ettiniz. Her gelen sizi kandırdı. Yetmedi mi artık? Siz kandırılacaksınız, biz yargılanacağız. Şu mantığa bakın Allah aşkına. Efendim CHP bunlara ses çıkarmamış. Bakın değerli arkadaşlar. Ben diğer gazetelerden değil de AKP'yi koşulsuz destekleyen bir gazeteden örnek vereceğim. CHP'den Gülen'i bitirin önergesi. Evet, bu önerge. Biz 2013'te önerge vermişiz. Bununla ilgili araştırma komisyonu kurmamız lazım demişiz. Bu Türkiye'nin felaketi demişiz. Yargıya sızdı, orduya sızdı, her tarafa, valisi, kaymakamı. Ya gelin bunu araştıralım demişiz. Bize kızıyorlar. CHP Gülen'i bitirmek istiyor diye manşet atmış o tarihte. Sonra aradan zaman geçiyor. Gülen'i AK Parti kurtardı diyor. Terörle mücadele yasasında yaptığı bir değişiklikle Fethullah Gülen'i kurtardı diyor. Kim yaptı bunu? Bunlar yaptılar. Safız diyorlar. Siz saf değilsiniz. Bir şey söyleyeceğim de burada söylenmesi ayıp. Emi burada söylenmesi ayıp. Şimdi bunun faturasını kime çıkarıyorlar? Bunun faturasını askeri öğrencilere çıkarıyorlar. Ya öğrencinin ne günahı var? Bunun faturasını er ve erbaşlara çıkarıyorlar. Ya onların ne günahı var? Bunun faturasını iş adamlarına çıkarıyorlar. Ya onların ne günahı var? Kardeşim, talimatı veren belli. Darbe girişiminde bulunan belli. Gidersin yakalarsın. Ha birileri yargılanmalı. Türkiye'yi bu hale kim getirdiyse evet onların yargılanması lazım. Yargılanması lazım.